Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 3. haftamızın son konusu olan EBOB, EKOK'un konu testini şimdi sizle beraber çözmeye başlayacağız. Hazırsanız arkadaşlarım ilk sorumuzla testimize başlayalım. Şimdi bize demiş ki özdeş 5 tane plaka aşağıdaki gibi yerleştirilmiş arkadaşlarım. Buna göre oluşan ABCD dikdörtgeni biçimindeki plakın en az kaç tanesiyle kare şeklinde bir plaka elde edilir diye soruluyor bize. Şimdi en az kaç tanesiyle kare şeklinde bir plaka elde edilir diyor ya. Hocam hiç uzunluk vermemiş, işte o uzunlukları sen kendin bulacaksın. Nasıl bulacağız? Şöyle. Bu özdeş plakalardan bir tanesinin arkadaşlarım kısa kenarına A, uzun kenarına B diyelim. Kısa kenar A ise bak burası da A'dır. Burası da A'dır. Burası da A'dır. Demek ki arkadaşlar uzun kenar B iken aslında bakarsanız uzun kenarımız bizim neymiş diyeceğiz? 4A'ymış diyeceğiz. Yani B eşittir. 4A eşitliğini burada kullanacağız. O halde arkadaşlarım ben buradan B'yi silerim. Şuraya 4A yazarım. E hocam şurası da uzun kenar değil miydi? Evet, o zaman oraya da 4A yazarım. Böylelikle gençler şu kısım 5A uzunluğundayken burası 4A'ymış. Yani 4'e 5 bir uzunluğumuz var. 4'e 5 bir uzunluğumuz var. Ve arkadaşlarım ben küçük parçaları bir araya getirerek büyük bir kare yapmak istiyorum. Dolayısıyla küçükler bir araya getirilerek daha büyük bir parça elde edilmek isteniyorsa bizim ne yapmamız gerekiyordu? EKOK kullanmamız gerekiyordu. Madem EKOK kullanacağız, o halde arkadaşlarım 4 ile 5'in EKOK'una bakacağız arkadaşlar. 4 ile 5'in EKOK'u 20'dir. Ve 4 ile 5'in EKOK'u 20 ise sevgili gençler bu ne demek oluyor? Demek ki oluşturulacak karenin bir kenarının uzunluğu 20 demek oluyor. O halde ben bu karenin alanını yani 20 çarpı 20'yi buradaki plakanın alanına 4 çarpı 5'e bölersem kaç tane plaka yani kaç tane bu parçalardan bu büyük parçadan elde edilmesi gerektiğini öğrenirim. Bakın 20'yi 4'e böldüm 5, 20'yi 5'e böldüm 4. 4 çarpı 5 kaç yapar? 20 yapar arkadaşlar. Ne demişti? Dikdörtgen biçimindeki plakanın en az kaç tanesiyle kare şeklinde bir plaka elde edilir diye sorulmuştu. 20 tane şu şekilden bahsediyoruz arkadaşlarım, tamam mı? Eğer şu küçük plakalardan kaç tane kullanılmış diye sormuş olsaydık o zaman da şunu yapacaktık arkadaşlar. Bu her 20 tane bu şekilde yapıştırılmış plaka var ya, eğer ki sevgili gençler şöyle demiş olsaydık. Kaç tane şu küçük plakalardan gerekiyor diye 20 çarpı her birinin içinde 5'er tane olduğu için 100 tane diyecektik sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız Bursa dedik. İkinci sorumuz. X ve Y aralarında asal iki doğal sayı EKOK X ile Y'nin EKOK'u X ile Y'nin EBOB'unun sevgili arkadaşlarım 47 fazlasına eşit olduğuna göre X artı Y toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle X ile Y'nin EKOK'u arkadaşlarım EBOB'unun 47 fazlasıymış. Ben bunu biliyorum. Tamam. Daha sonrasında bizim yapmamız gereken hareket aralarında asal olduklarını burada dikkat edeceğiz. Bakın, aralarında asal. Aralarında asal sayıların EKOK'ları neydi? 1'di. Pardon özür dilerim. EKOK'ları bunların çarpımıydı. EBOB'ları da 1'di arkadaşlarım. Demek ki X çarpı Y eşittir. EBOB neydi? 1'di. 1 artı 47 dedik. Demek ki x çarpı y kaçmış? 48'miş. E çok güzel. Şimdi aralarında asal iki tane sayımız var. Çarpımları 48. X artı y toplamı hangisi olabilir diye sorulmuş. Ben x çarpı y eşittir 48 ise aralarında asal olacak şekilde bunları ayıracağım. Bak mesela 1'e 48 gibi. Tamam. Veyahut 3'e 16 gibi. 2'ye 24 olmaz mesela. 3'e 16 gibi arkadaşlar. Daha sonrasında 6 ile 8 olmuyor. 8'e 6 olmuyor. Demek ki bu kadar. Yani 16'ya 3 veyahut 48'e 1. Şimdi 1 ile 48'in toplamından bu toplam 49 olabilir. 3 ile 16'nın toplamından bu toplam 19 olabilir. 19 olabilir veyahut 49 olabilir. Ki şıklarımız da zaten 19 olduğu için cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Üçüncü soru. A ve B birer pozitif tam sayıdır. Bu sayıların EBOB'u tek sayı, EKOK'u çift sayıdır. Şimdi EBOB'ları arkadaşlarım tek yani çift, hiçbir ortak bölenleri yok. EKOK'ları sevgili gençler çiftse demek ki artık şunu söyleyebilirim. Benim bir sayım kesinlikle ama kesinlikle tek. Diğer sayım da kesinlikle çift. Birisi tek birisi çiftse EKOK'larının çift olması kadar doğal bir şey yok. Biri tekken biri çiftken çift hiçbir bölen olmayacağı için EBOB da tek olacaktır. Demek ki ben A'ya tek B'ye çift ya da buna şöyle diyelim. A'ya tek B'ye çift ya da B'ye tek A'ya
çift diyeceğim. Hangileri daima tektir diye sorulmuş. E şimdi tekle çiftin veya çiftle tekin toplamı nedir arkadaşlar? Tektir. Demek ki birinci öncül benim doğru. A ile B'nin çarpımı, bunlardan bir tanesi mutlaka çift sayı olduğundan sevgili arkadaşlarım çarpımları mutlaka çifttir. Yani tek olamaz. A'nın B'nin kuvveti. Şimdi tekin çift kuvveti sevgili arkadaşlar çift sayma sayı kuvvetleri. Tamam eyvallah tektir. Fakat ben bunun çift üzeri tek olduğunu bilmiyorum. Çift üzeri tekse bu sayı çift olacaktır. Yani daima tek değildir. Dolayısıyla bu da gider. Cevabımız Adana seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum. Dördüncü sorumla. Dördüncü soru için derseniz şöyle biraz yaklaşalım. Şimdi gençler demiş ki bize farklı ayrıtlarının uzunlukları x, y ve z olan dikdörtgenler prizmasının hacmi x çarpı y çarpı z olarak hesaplanır. Kenar uzunlukları 2, 3 ve 5 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki koliler üst üste ve yan yana dizilerek bir küp yapılmak isteniyor. Buna göre bu küpün yapımı için en az kaç tane koli gereklidir? Şimdi ne diyeceğiz? Bu bizim dikdörtgen prizmasının ayrıtlarının ekokunu bulacağız. Çünkü yine küçük parçalardan büyük bir parça elde etmeye çalışıyoruz. 2, 3'ün ve 5'in ekoku nedir arkadaşlarım? Tabii ki ama tabii ki 30'dur. Pekala bunu nasıl bulduk? 2 ile 3'ün ekoku 6, 6 ile 5'in ekoku 30 dedik, tamam mı? Peki 30'dur. Bu 30 ne? Oluşturulacak olan o küpün, en küçük küpün bir kenarının uzunluğu. Dolayısıyla ben bu küpün hacmini, yani 30 çarpı 30 çarpı 30'un, bunu oluşturan dikdörtgenler prizmasının her birinin hacmine, yani 2 çarpı 3 çarpı 5'e bölersem cevabı bulurum. Ki 2 çarpı 3 çarpı 5 bize 30 verir. Şuradaki 30 da sadeleşir. 30 kere 30 da bize 900'ü verir. Demek ki 900 tane bu küçük dikdörtgenler prizmasından gerekiyormuş. Sevgili arkadaşlarım bu kolilerden gerekiyormuş. Beşinci sorumuz. Beşinci sorumuz da sevgili gençler. Sizlerden yine özür dileyerekten. C şıkkını 12 diye değiştirmenizi rica ediyorum arkadaşlarım ve sorumuzu çözüyorum. Aşağıda 2022 yılı Nisan ayı takvimi verilmiştir. İbrahim Bey cumartesi günleri futbol oynamış. Şimdi futbol oynadığı günleri şöyle mavi ile 4'ün katı olan günlerde basketbol oynamış. Basketbol olan günleri turuncuyla, diğerini de sevgili arkadaşlarım neyle gösterelim? Yeşille gösterelim. Yüzme sporlarında yeşille gösterelim. Şimdi futbol oynadığı günler cumartesi günlerdi. Yani şu kısımlarda futbol oynamış arkadaşlar. Basketbol oynadığı günleri gösterecek olursak 4'ün katlarındaydı. Yani şurası 4, 8, 12, bakın 16, daha sonrasında 20, 24 ve 28 diyeceğiz. Ve yüzme sporuyla uğraştığı günlerde 5'in katlarıymış. Yani 5, 10, 15, 20 şurası ve 25 ve 30 arkadaşlarım. Tamam. Demiş ki İbrahim Bey, Bey'in Nisan ayında sadece bir spor yaptığı günlerin sayısı kaçtır? Sadece bir spor yapılacaksa bakın 2'de, 4'te, 5'te, 8'de, 9'da, 10'da, 15'te, 12'de, 23'te, 24'te, 28'de ve 25'te tek spor yapmıştır. Çakışan günler mesela 20'yi saymadım, o gün 2 sporla uğraşmış. 30'u saymadım 2 sporla, 16'yı saymadım 2 sporla uğraşmış. Dolayısıyla arkadaşlarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane spor. Ben bu benim hatam. Bu dizgicimin hatası da değil. Bu benim hatam. Çünkü arkadaşlarım sayarken 13 diye saymışım ve cevabı da bu şekilde Ceyhan çıkarmışım. Ve ben bu soruyu yaklaşık 4-5 kere çözmeme rağmen bunu bu şekilde yapmışım. Kusura bakmıyorsunuz arkadaşlar. Özür diliyorum sizlerden. Ve son sorumuz. Demiş ki bize buna göre bu örüntüde 205. sıradaki şekilden sonra gelecek 3 şekil sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 205. sıradaki şekilden sonra diyor. Şimdi bir örüntü sevgili arkadaşlarım bulmamız gerekiyor. Bu örüntü nasıl bir örüntü? Bakın üçerli örüntü görebilirsiniz ama burada üçerli örüntü yok. Çünkü hem harflere hem de şekillere görüntü bir şekillere göre bir örüntü bulmamız gerekiyor. Şimdi harflere ve şekillere göre ise gördüğünüz üzere şekiller kendilerini 2'de 1 tekrar ediyor. 2'de 1 çünkü kare, çember, kare, çember, kare, çember diye devam ediyor. Harfler de kendilerini 3'te 1 tekrar ediyor. Şimdi hem 2'de 1 hem de 3'te 1 tekrar eden bir olay varsa bu olay aslına bakarsanız 6'da 1. Yani bunların ekoku kadar seviyede tekrar ediyordur. Bakınız kare S, bakın kare S burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'dan sonra tekrar etmeye başladı. Anlaştık. Pekala 205. sıradakini sormuştu. Ben 205'i o zaman bir güzel 6'ya böleyim. Yani bu 6'lılardan kaç tane var acaba diye bulabilmek adına. 205'i hemen 6'ya böldünüz. 3 kere var. 18 çıkar. 2, 5 defa var. Ya yani şurası 5. 4 defa var. 24 çıkar 1.
Yani arkadaşlarım 6'da bir tekrar ettikten sonra birinci sıradaki harf kadar olmuş. Yani 206. sırada sevgili arkadaşlarım. Birinci sıramızda ne vardı? Kare eşinde S vardı. O zaman 205. sıradaki de budur. Bakın bu 205. sıradaki. Peki 205. sıradaki şekilden sonra gelecek 3 şekilde ne vardır? Yuvarlak içerisinde M vardır. Daha sonrasında kare içerisinde L vardır. Ve yuvarlak içerisinde S vardır. Yani MLS olacak arkadaşlar. MLS olan 2 şık var. Yuvarlakla başlayıp yuvarlakla bitecek. Yuvarlakla başlayıp yuvarlakla biten MLS buradadır arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet gençler, sonraki haftamızda rasyonel sayılar konusunu işleyeceğiz. Rasyonel sayılar konusunu işleyeceğiz. Yani daha doğrusu bir dahaki haftaya bayağı fazla bir konu işleyeceğiz. Aklında bulunsun, biraz dinamik gel. Tamam mı haftaya? Evet. Ödev ve değerlendirme videonuzu yayınlayacağım arkadaşlarım ama siz zaten ödevlerinizi biliyorsunuz. Bu hafta işlediğimiz konulardan neler yapıyorsunuz? Testlerinizi, size söylediğim soru bankalarındaki testlerinizi çözüyorsunuz arkadaşlarım. Bu hafta daha fazla vaktiniz var ödev yapmak için. Geçmiş haftalardan yapamadığınız ödevlerden varsa bunları da tamamlayın lütfen. Sonraki videolarda değerlendirme videosunda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.